Arkadaşlar merhaba. Bugün BMW'nin ilklerini yaratan araçlarla birlikteyiz. Birincisi ilk BMW otomobil, ikincisi ilk BMW motosiklet. Biliyorsunuz her ikisinde de BMW gerçekten çok iyi araçlar üretiyor. Esas olarak bugün böyle hem BMW'nin şöyle bir tarihinden bahsedeceğiz, hem de bu iki aracını size şöyle kabaca tanıtacağız. Böbrek vesaire olaylarına da gireceğiz bu arada. Malum BMW'nin böbreği arkadaşlar. BMW 1916 yılında iki tane uçak firmasının birleşmesiyle oluşuyor. İlk o zaman kuruluyor. Daha sonrasında motosikletler üretmeye başlıyor. Yani 1923 yılında bu gördüğümüz R32 olarak adlandırılan BMW'nin ilk motosikleti geliyor. Daha sonrasında ilk otomobil de 1928 yılında üretiliyor. Bu bahsettiğimiz Eisenach otomobil fabrikası arkadaşlar, başlangıçta Austin 7 lisansıyla bu araçları üretti. BMW'ye geçtiğinde de BMW tarafından satın alınıyor ve BMW otomobil üretmek için zaten bu fabrikayı satın alıyor ve aynen devam ediyor. Yaklaşık 27 bin tane de bu gördüğümüz Austin 7 lisanslı BMW Dixie, daha sonrasından 315 olarak da değişiyor adı, o şekilde üretilmeye devam ediliyor ve tahmini 27.000-27.500 tane araç üretiliyor. Ne zaman? 1928'den 1932 yılına kadar. Daha sonra 320 olarak adlandırılan ve tamamen BMW'nin kendi tasarladığı bir araçla yoluna devam ediyor. İşte esas gerçek BMW'ler artık o zaman başlıyor diyebiliriz. Ama bu ilk BMW olması aslında bir İngiliz lisansıyla Austin 7 ile üretiliyor anlamına da geliyor. Ama motosikletleri daha öncesinden yine farklı fabrikalarda vesairelerde çeşitli böyle motosiklet üreten fabrikalar var. BMW onları da satın alıyor ve sonrasında da ilk ürettiği motosiklet de bu R32 kodlu motosiklet oluyor arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir durum var. BMW bu aracı üretirken çok farklı kasalarla üretmiş. İşte bu gördüğümüz üstü açık, kapalı, kupe, böyle farklı farklı tipleri mevcutmuş. Yani bu araca BMW'nin ilk otomobili de diyoruz ama bir yandan üstü açık olmasıyla ilk spor otomobil, hatta ilk kabrio, bu tip şeyleri de söyleyebilirsiniz. Öyle güzel de bir noktası var. Bizim aracımız 1929 model. Zaten 28-29 yıllarında üretilenler BMW Dixie olarak üretiliyor. Daha sonrasında 29'dan 32'ye kadar da BMW 315 oluyor. Yani 315 ismi aslında bu Eisenach otomobil fabrikasındayken de kullanılmış ama BMW böyle çeşitli değişiklikler yaparak bu aracı 32 yılına kadar, Austin 7 lisansı bitene kadar üretmiş. Bir bakar mısınız arkadaşlar? Minicik bir şey. Yani şuradan şöyle yaptım, şöyle yapıyorum, 50 santim bir açıklık kalıyor. Yani aracın boyu 2,5 metre neredeyse anca. Genişlik olarak bakarsanız zaten buradan bile aracı böyle ellerim kavuşuyor, bakın. Şöyle bir şey. Yani minicik, böyle küçücük bir araçla birlikteyiz. Günümüzün de bu mikro araçlarından bile daha küçük neredeyse. O kadar. Değerli toplu, otomobil üretmeye başlanması için bence güzel bir nokta yakalanmış. Motosiklet deseniz zaten özellikle savaş filmi izleyen arkadaşlar çok iyi bilirler. O kadar yaygın şekilde kullanıldı ki bunun çeşitli türevleri, sonraları. Bu 1923 yılı olduğu için 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı, 1940'ların başı. O yüzden bunun farklı türevleri, yenileri kullanıldı. Bu tarafa hemen geçiyorum yine ilk BMW'ye. Araçta minicik bir motor var arkadaşlar. Hemen buradayken size onu göstermek istiyorum. Bakın açılışı çok güzel. Şurada iki tane mandalımız var. O dönemin araçları zaten öyleydi. Şuradan çekiyorsunuz, hop katlanıyor. Şurada bir takoz lastiği var ve işte minicik motorumuz. 0.75 litrelik bir 4 silindirli motor. Sanki böyle model uçak motoru gibi minicik ve sadece de 15 PS güç üretiyor. Flathead dediğimiz motorlardan. Nedir? Yandan sübaplı. Sübaplar yanda çalışıyor ve yüz kapak sadece basıncı, işte sıkıştırmayı korumak için olan bir yüz kapak ama sübapların böyle yakıt ve hava alışı yandan gerçekleşiyor. Bir de biz böyle daha detaylı bir şekilde testini yapmak istiyorduk. Hatta şu an çalıştırmak istiyorduk. Ancak marş motoru kırıldı. Biz yine de sürüşümüzü yaptık bu arada. Onu da göstereceğiz size. Gerçekten böyle çok ilginç, kısa, tatlı bir sürüş oldu. İterek çalıştırdık. Hepsini göreceğiz arkadaşlar. Ben şu kapağı bir kapatayım, bakın. Şöyle katlanıyor. İki taraftan da bu arada açılıp kapanabiliyor bu. Hop. Evet. Oturdu. Şimdi bir de diyeceksiniz ki ya nerede bu BMW'nin böbreği?
Değil mi? Başta böbrekten bahsettik. Dümdüz panjuru var. Bu arada panjur demişken altında da aslında buradan çevrilerek çalıştırılıyor arkadaşlar. Bizim arkadaşlarımız burada K Museum'un çalışanları iterek çalıştırmak zorunda kaldı. Talihsiz bir marş motorunun kırılmasından dolayı. Ama böbreğe geçersek nerede bu BMW'nin böbreği diyoruz. Ve sizi şimdi 1933 yılına götüreceğim. Bakın arkadaşlar işte ilk böbrekli BMW bu. 1933 model BMW 303. Neden böbrek diyoruz? Bunu bazı arkadaşlar bilemeyebiliyor. Onu normal karşılamak lazım. Herkes bilecek diye bir şey yok. Burada bir bölme var. Burada bir bölme var. Aynı bizim böbreklerimizin yerleşim gibi ve de genel böyle bir yuvarlaklık var. İşte bu nedenle böbrek BMW Kidney denmiş. Ve de 1933 yılından beri BMW bu panjur tasarımını koruyor. Zaten bakın Dixie'miz de buraya klonlandı hemen. Gördüğünüz gibi onda yoktu. 1928'den üretilmeye başlandı. 29'da dümdüz. Sonrasında bir 320 daha geliyor. Burada yok. O 320'de de yoktu. Bunda var. Burada da bakın yine özel bir model. Bu da 1935 model BMW 319 ya da 319. Böyle spor bir versiyon. Kapıları gördüğünüz gibi öyle farklı duruyor. Hatta 328 modeli vardır. Onlarda da böyledir. Bu onun bir önceki modeli gibi. Hatta sağdan direksiyonlu bu. İngiliz versiyonu. Ama güzelliğe bakar mısınız? Estetiğe bakar mısınız arkadaşlar yani? İşte BMW 1928 yılından itibaren topukluyor ve araçlarını işte böyle güzel araçlarla süslendiriyor. Şimdi o kadar bundan bahsettik. İlk böbrekli BMW dedik. İlk böbrekli BMW'ye de ben bineyim bir. Sonrasında zaten tekrar BMW Dixie'mizi klonlayacağız. Devam edeceğiz. Bakın şöyle oturayım artık oturmuşken yani. Basitliğe bir bakar mısınız? Ama ne kadar güzel. Ahşaplar son derece güzel. Deri ahşabın ve kromun birlikteliği ya bu araçları hakikaten çok özel yapıyor. Evet şimdi tekrar dışarı. Bu arada aydınlatma grubu bakın nasıl basit tasarlanmış. Ön çamurluklar ayrı panjurdan görüyorsunuz. İncecik böyle bisiklet teki, motosiklet tekeri gibi tekerlekleri var. Hatta bu telli jantlardan kalınlıkları da az. Ve de buradaki çamurluk ayrı, buradaki çamurluk ayrı. İkisi arasında böyle bir krom borunun üzerine. Orada da rigidlik sağlaması açısından ikisini böyle bu krom barla birleştirmişler. Bu şekilde aydınlatma elemanları var. BMW amblemimiz ilk BMW amblemi. Bu nedir arkadaşlar? BMW havacılık sektöründen geldiği için esas işi uçaklar olduğu için bir pervanenin dönüşünü simgeleyen böyle bir figür. Bunu hayır o değil diyenler de oluyor. Öyle şeyler de var. Baviera motor verke şeklinde dilim döndüğü kadar söylüyorum. Baş harfleri bu iki renk mavi ve beyaz Baviera eyaletinin renkleri. Burada ayrı bir tane figür var. Bu da Dixie'nin figürü. Şimdi buradan sürekli bahsettik. İçine binmeden önce motosiklet de üzülmesin. Motosiklet sever arkadaşlar da var. Hemen şöyle motosikletten de kabaca bir bahsedelim. Mesela bakın tek bir tane aydınlatma var. Cam ve üzerinde Bosch yazıyor. Ondan sonra göstergesi çok tatlı böyle. Hız göstergesi, kilometre hepsi orada. Bu depo kapağı. Burada elemanları zincir yok bakın. Bir mil vasıtasıyla arka tekerleğe çekişi iletiyor. Gördüğünüz gibi motorun torku ve gücü arka tekerleğe bu şekilde iletiliyor. Direkt mil vasıtasıyla. Ve Boxer iki silindirli bir motor arkadaşlar bu. Selesi çok güzel. Bakın geniş çok rahat görünüyor. Şimdi bir oturmak istiyorum. O motosikletlerle pek aram yoktur ama şöyle de bir bakmak güzel olur. Nasıl? Yakıştı mı arkadaşlar? Bayağı güzel. Şöyle de durayım. Evet. Şimdi bir de BMW Dixie'nin içine bakalım. Evet bakın koltuklarımız çok tatlı böyle basit deri koltuklar. Tabii bunların orijinalleri büyük ihtimal deriydi. Ona göre K Museum yetkilileri restore etmişler. Ve şu arka koltuk çıkıyor arkadaşlar. Orada bir plaka var ve orada akü var. Yani akü buranın altında yer alıyor. Belki de orayı bagaj olarak da kullanabilirsiniz. Böyle çıkıyor geri takıyorsunuz. Hatta kapı bakın kapı mekanizması da son derece basit. Şöyle bir kilit şöyle yapıyorsunuz hop. Şöyle açıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Hop. Dimdik bir cam bu arada. 1920'lerin bildiğimiz tasarımı, çamurluklar dışarıda, motor kaputu bu şekilde. O ilk zamanların BMW amblemi
böyle çok nostaljik, tatlı bir BMW. Minicik bir BMW ile birlikteyiz. Aynı burada bir de Isetta çekmiştik. BMW'nin böyle gerçekten ilginç otomobilleri var. Küçüklerle başlamışlar. Küçükleri aralara böyle koymuşlar. Ama bugün ürettikleri araçlara bakıyorsunuz ne kadar farklı. Gelelim içine. Fazla uzatmayalım. Bakın dümdüz burada göstergeler, işte kilometre göstergesi, işte hız göstergesi, burada yakıt göstergesi, vitesi mesela bakın. Burada basit bir vitesi var. İşte el freni, marş motoru orada, o kırık aslında. Orada görünüyor zaten kırık kısmı. Gaz, fren bu şekilde. Sileceklerin olduğu bakın cam üstte, altta bir başka cam ve iki kademeli. Şu şekilde. Bura böyle açılıyor. Silecekleri şuradan açıp kapatıyorsunuz. Bu şekilde hop. Ayna çok tatlı. Şuraya monte edilmiş. Her şey basit. Her şey basit arkadaşlar. Bakın. Aynamız da burada. Şöyle elinizle ayarlayabiliyorsunuz. Tırnaklar tutuyor. Sol ayna, sağ ayna. İki tane dikiz aynası var. Makyaj aynası gibi. Böyle hakikaten o da güzel. Şurada bir şey var. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Ama direksiyon bakın incecik tekerlekleri kontrol ediyor. Öyle bir ekstra bir bunun bir mekanizması yok. O zamanlar tabii böyle hidrolik de yok, elektrik destekli gibi şeyler yok. Sıfırdan bir başlangıç gibi adeta. Ve de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız şu basit sürüşümüze bir geçelim. Şimdi arkadaşlar maalesef parça kırdı. Güzel bir test sürüşü yapacaktık ama bu araçla yapmamazlık etmek istemedim. O yüzden böyle iterek çalıştırılacak. Marş motoru kırıldı. Orada görünüyor zaten şeyden. O yüzden şimdi geri geri yapıyoruz. İterek çalıştırılacak ve çok da fazla süremiz yok. Çok kısa bir sürüş yapacağız. Sırf maksat sürüş yapmış olmak evet, olsun değil mi? Orası doğru. Evet. Yani bakalım. Evet. Bakalım. Egemen Usta. Hazırım. Şimdi direksiyonda. Hadi bakalım. Ben ne oldu? Hadi bakalım. Takip. Hop. Süper. Ara gaz yap. Ara gaz. Evet. Ara gaz. Besle. Sıyırıyor. İşte sıyırıyor. Aa, düdüğü de pek güzelmiş be. Araba gayet yakışıklı bir araba. Evet, gidiş böyle arkadaşlar. Çok da keyifli bu arada. Pek hızlı gidemiyoruz ama malum sıkıntılarından dolayı biraz çekilebilirsiniz. Kameraman arkadaş. Evet. Şöyle bir tur at istersen şeyin etrafından. Öyle bir, bu sefer de öyle olsun. V32 motorun etrafından şöyle bir uyu çekelim. Arkadaşlar gerçekten böyle bir arabayı bilmek, ilk BMW'nin sürüşünü öyle ya da böyle böyle tecrübe etmek hakikaten çok zevkli bir şey. Benim çok hoşuma gitti. Evet, dönüyoruz. Keyifli. Şimdi oraya çık istersen usta, Egemen Usta. Bak seviliyor aynen. Evet, sorunlar var ama avans kaçık. Avans kaçık. Oradan gidip dönebilir miyiz, ne dersin? Bak kasis gibi bir yerden geçtik, tam işte fena değildi ha. Artık herhalde şeyin sonu böyle oldu. Ya, bu da güzel. Evet arkadaşlar, sürüşü de şöyle kısaca size göstermiş olduk. Umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. BMW ile ilgili, hem ilk BMW ile ilgili hem de BMW'nin kısa tarihini şöyle size kısa bir şekilde anlattık arkadaşlar. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Egemen Usta, sağ ol, sana da teşekkür ederim.